Devam ediyoruz ana habere sevgili izleyiciler. Tabii ki konumuz yerel seçim ve ekonomik kriz. Yerel seçim çok önemli bir nitelik taşıyor. Özellikle farklı bir atmosferde gerçekleşecek. Neden? 24 Haziran genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye'ye bir faturası oldu çünkü yönetim sistemimiz değişti ve tabii ki bu önümüzdeki yerel seçim bu yönetim sisteminin geri döndürülmesi noktasında büyük şehirlere konacak adaylar, izlenecek yol haritası ve kazanılacak belediye başkanlıkları için de önemli bir gerekçe diyebiliriz. Konuğum İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Seymen bizlerle birlikte bütün bunları konuşacağız. Sayın Seymen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önce ben İYİ Parti'deki sıcak gelişmelerle başlamak istiyorum bu yerel seçime yönelik. Bazı isimler telaffuz edildi bugün ancak sonra İYİ Parti'den gelen Sayın Musavat Dervişoğlu'nun açıklamasıyla yalanlandı. Kimdi bu isimler? İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Ablemitoğlu, Adana'da İsmail Koncuk, Muğla'da Behçet Saatçi, Balıkesir'de İsmail Ok ismi dinlendirilmişti. Evet. Şimdi yalanlandı ama bu isimler konuşuldu mu, gündeme geldi mi? Parti içinde, İYİ Parti içinde isim konuşması, dinlendirilmesi ya da tartışması başladı mı? Şimdi parti içinde de, parti dışında da tabii ki isimler konuşuluyor, tartışılıyor. Bu saydığın isimler bizim partimizin çok değerli mensupları. Bu görevleri, kendilerine atfedilen o görevleri layıkıyla yerine getirebilecek çok donanımlı isimler. Herkes ister böyle isimlerin yerel yönetimlerin başında olmasını ama bu isimlerle ilgili bizim partimizde alınmış, açıklanmış, konuşulmuş bir şey yok bugüne kadar. Demek ki birilerinin aklından, içinden bu isimlerin o illeri yönetmesi geçmiş. Doğru isimler aslında. Bizim açımızdan, partimiz açısından, ülke açısından çok donanımlı isimler. Ama partimizde Sayın Mahalli İdareler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Musavat Dervişoğlu'nun ve daha sonrasında Sayın Genel Başkanımızın da açıkladığı gibi bu bizim partimizden gelen bir bilgi değil. Verilmiş bir kararımız yok bu konuda. Yani bütün isimler için söylüyorsunuz. Tamamı için, evet tamamı için, tamamı için. Partimizle ilgili bir haber değil yani parti dışında üretilmiş bir haber. Evet peki trafik nasıl olacak? Yani bunun bir şeyi var mı? Tarihsel akışı var mı? Ne zaman açıklanacak? Tabii, merak kamuoyu çünkü seçmen hakikaten haklı olarak çok merak ediyor. Tabii dün parti olarak açıkladık. Dün bizim önce genel idare kurulu toplantımız vardı. Arkasından il başkanlarımızla toplantımız vardı Sayın Genel Başkanımızın riyasetinde. Burada seçim takvimi partinin belli olduğu 1 Aralık 15 Aralık arasında aday adaylığı müracaatlarını almaya başlayacağız. 1-15 Aralık. Süreç ondan sonra başlayacak. Evet. Peki şimdi tabii hani Cumhur İttifakı'na bakacak olursak AKP-MHP Cumhur İttifakı biliyorsunuz MHP lideri Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta grup toplantısında yaptığı açıklamayla son bulmuştu. Ama biraz düşündüğünüzde belki de bunun bir taktik olabileceği yorumları yapılıyor ki ben de düşünmüyor değilim açıkçası. Çünkü neden? AKP'nin gelen anketlere göre, son anketlere göre ekonomik krizin de tabii çok büyük etkisi var. Önemli evet. Ölçüde oy kaybettiği şeklinde. Evet, evet. Ben de kesinlikle bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. AK Parti el altından HDP ile bence görüşme içinde bu andımız meselesini gündeme getirerek bir oy konsolide etme çabası içinde. MHP milliyetçi oylara tekrar sahip olmak için karşı tarafa geçti gözüküyor. AK Parti de Kürt oylarını devşirmek için, kendisinde toplamak için böyle bir atağa kalktı. Bu bence bir tiyatro oyunu. Daha önce de söylemiştim ben bunu. Oy kaybettiğini gören iktidar partisi ve MHP böyle bir senaryoyla kaybettikleri oyları çoğaltmaya, geri getirmeye çalışıyorlar. Ama beyhude bir çaba olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü halk hepsini görüyor. Evet, Sayın Akşener'in de açıklaması vardı bugün AKP'nin HDP ile işbirliği yaptığı noktasında. Evet. Şimdi daha önce biliyorsunuz HDP önceki dönemde kayyum atamalarıyla çok büyük yara almıştı evet. Belediye başkanlıkları noktasında. Bu ittifakın, Cumhur İttifakı'nın bozulmasında AKP'nin hedefi Kürt oyları denildi. Dolayısıyla buradan kim kazançlı çıkar sizce? Hani şimdi tabii partilerin kendine göre belirleyeceği tavırlar vardır ama bir başka diğer parti olarak da sizin oradaki oyları nasıl değerlendireceğiniz noktasında görüşünüzü merak buradan ediyorum. Buradan biz kazançlı çıkacağız. Çünkü dediğim gibi bu tiyatronun vatandaş farkında.
Daha önce oynanmış senaryolar tekrar tekrar vatandaşın önüne getiriliyor. Fakat bu senaryolar sonucunda oluşan iktidardan vatandaşın bir fayda görmediği de yıllardır yaşanan bir gerçeklik. Dolayısıyla artık vatandaşın gözü açıldı. 24 Haziran seçimlerinde iktidarın, Cumhur İttifakı'nın vaat ettiği şeylerin hiçbir tanesinin gerçekleşmediği, hem ekonominin, hem mutfaktaki yangının, hem dış politikanın, hem içteki terör hadiselerinin azalmak yerine tırmandığı vatandaşın göz önünde cereyan ediyor. Algı yönetme çabaları beyhude bence bundan sonra. Çünkü artık bu yangın vatandaşın kapısına dayanmış durumda. Bu senaryoyu tekrar uygulatmayacak diye düşünüyorum vatandaşımız ve bundan tek alternatif olan İYİ Parti'nin yükselerek çıkacağını düşünüyorum. Evet. Peki şimdi tabii isim belirleyeceksiniz ama her ilin seçmen profili farklı, eğilimi farklı, evet, görüşü farklı. Evet. Bu da etkili olacaktır yerel seçime. Yani bunu yadsımak mümkün değil. Sadece işte o bölgeye iyi hizmet götürecek şöyle bir isim, şöyle bir profil vardır demek bence yeterli olmayacaktır. Kesinlikle. Elbette bir siyasi kimliği de taşıyacaktır o aday. Dolayısıyla İYİ Parti'nin burada Doğu ve Güneydoğu için aday profili belirlemesinde Kürt kökenli yurttaşlarımızın işte oylarını alabilecek ya da eğilimlerini yöneltebileceği aday belirleme noktasında ne gibi bir stratejisi olacak? İYİ Parti'nin tek stratejisi var. İYİ Parti halkla, teşkilatlarıyla birlikte bu adayları belirliyor. Daha önceki programlarda defalarca ifade ettik. 17 Eylül'den itibaren biz İyilik Kervanı Yollarda projesi kapsamında ülkemizin 81 ilini ziyaret ettik. Orada hem teşkilatlarımızla, hem halkla, esnafla, odalarla, herkesle hasbihal ettik. Bunun için yapıyoruz. Bunu o yörenin dertlerini öğrenelim, çıkartacağımız adayların o yöreye hizmet edecek adaylar olmasını sağlayalım için yapıyoruz. Bu projemiz nihayetlendi. Şimdi Mahalli İdareler Başkanlığımızın tekrar organize ettiği, ülkeyi 27 bölgeye ayırmak suretiyle 17 Kasım'dan itibaren tekrar tamamen aday tespitine yönelik olarak bütün teşkilatlarımıza, yörelerimizi dolaşacağız. Bunları raporlayacağız. Teşkilatlarımızla konuşacağız. Merkezde oturup adaylarımızı belirlemeyeceğiz. O yöreye hizmet edecek, herkes tarafından sevilen, geçmişi temiz, dürüst, çalışkan, seçildikten sonra yöreye hizmet edecek. Bugünkü iktidar belediyeleri gibi, bakın Sayıştay bir rapor yayınladı. Hı hı. Bütün belediyelerde dünya kadar yolsuzluk, evet, ortaya çıktı. Evet. İşte bu yolsuzluklardan vatandaş bıkmış durumda. Kayırmacılıktan vatandaş bıkmış durumda. Belediyeler iktidar partisinin kadro doldurma aracı haline geldi. Mülakatla hak edenler eleniyor ama iktidar yandaşları belediyede işe başlatılıp sonra kadro alma suretiyle devlet memuru haline getiriliyor. Bunların tamamını vatandaş görüyor. Bu belediyecilik yandaş belediyeciliği. Biz bu yandaşlıktan kurtaracak, yöreye hizmet edecek, vatandaşı kucaklayacak ve derdini dinleyecek insanları belediye başkanı olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Peki bu anlamda yaptığınız çalışmalar ne boyuttadır? Araştırma, işte anket vesaire nasıl yürütüyorsunuz? Şimdi eğilim ne tabii? Tabii. Şimdi öncelikle biz teşkilatlarımızda bir temayül yoklaması yapacağız. Yani önce teşkilatlarımızı dinleyeceğiz. İl başkanlarımızla biz dün çok uzun süren bir toplantı yaptık. Tüm bu konuların hepsi o toplantıda istişare edildi. Önce teşkilatlarımızda bir yoklama yapacağız. O teşkilatlarımızla birlikte anketler düzenleyeceğiz. Yörelerde anketler yapacağız. Biz Seçim İşleri Başkanlığı olarak bunu programa koyduk zaten. Bu anketlerle, temayül yoklamalarıyla doğru adayları tespit etmeye çalışacağız. Evet. MHP'yi ciddi bir rakip olarak görüyor musunuz? Görmüyoruz, hayır. Yerel seçimde. Hayır, görmüyoruz. Neden? Çünkü MHP iktidar partisinin koltuk değneği haline gelmiştir. Vatandaşa vaat ettiği bir şey yoktur tek başına. Her ne kadar bu yerel seçimlerde MHP ittifaktan ayrıldığını ve aday çıkartacağını söylese bile hala bu ittifakın perde arkasında devam ettiğini vatandaş görüyor. İYİ Parti'nin rakibi AK Parti'dir. Diyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi o zaman hemen ben Sayın Bahçeli'nin sıcak açıklamalarına dönmek istiyorum. Dediğim gibi ilginç zamanlarda ilginç çıkışlar yapıyor Sayın Bahçeli.
Ama arkasından bambaşka şeyler çıkıyor. Yine Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Suriye'deki operasyonlara bağlı YPG, PYD konusunda evet. kırmızı çizgisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki yumuşak tavrı krizin en zirve yaptığı dönemde. Arkasından işte bir takım ufak tefek gene gerilimler oldu karşılıklı açıklamalarla. Ve Brunson davası biliyorsunuz ama Brunson döndükten sonra ülkesine tansiyon düşürülmüştü. Ama bir ittifak var. Yerelde bozuldu ama evet. AKP-MHP Cumhur İttifakı var. Sayın Bahçeli hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlere ilişkin bir değerlendirme yapmış hem de bu Amerika Birleşik Devletleri'nin terörist başlarına koyduğu ödül noktasında değerlendirmeleri var. Onu bulacağım hemen çünkü çok sıralı tweet attı Bahçeli. PKK'lıların başına ödül koydular. Halbuki malum 3 teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen Amerika Birleşik Devletleri'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar. ABD'nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG'yi sivriltip PKK'yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki PKK eşittir, YPG'dir diyor. Devamı da var. Evet. Şimdi... Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de bir ortak devriye hareketi var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi farklı olabilir ama birlikte yol alıyorlar. Sayın Bahçeli de ittifak ortağı. İşte af konusunda uyuşmazlık oldu. Ondan sonra arka arkaya gelen andımız konusunda evet. biliyorsunuz ihtilafa düştüler. Ve örneğin son açıklamaları da böyle Sayın Bahçeli'nin. Evet. Şimdi bozuk saat bile günde bir defa doğruyu gösterirmiş. Katılıyorum Sayın Bahçeli'nin o tweetine. Gerçekten de bu bir Amerikan senaryosu oynanıyor tekrar. İşte hükümet açıklama yapıyor, bu memnuniyet vericidir bunların başına ödül konması diye. Türkiye güçlü bir devlet. Türkiye bu terörist başlarını yakalamak için Amerika'ya muhtaç bir devlet değil. O vaziyete düşürülmeye çalışılıyor. Amerika bir hami gibi biz istersek yakalarız, istersek bırakırız, istersek sizin dövizi düşürürüz, istersek çıkartırız, ekonominizi istersek yerle bir ederiz, istersek kurtarırız gibi tavrıyla aslında Türkiye'yi küçük düşürüyor. Dolayısıyla YPG ile PKK arasında hiçbir fark olmadığını herkes biliyor, Amerika da biliyor. Bir gençleştirme operasyonu olarak görüyorum ben bunu. Bu sayılanların hepsi artık miadı dolmuş insanlar. Bunları alarak Amerika'nın elinde bile olabilir şu anda bunlar diye düşünüyorum. Yani yakalanmış bile olabilirler. Bu da bir senaryo gene. Ama Türkiye'nin bu senaryolardan bağımsız bir devlet olarak kendi güvenlik sorununu kendisinin aşabileceği bir güçte olduğunu biliyoruz, inanıyoruz. Ordunun düşürüldüğü durumdan, emniyetin düşürüldüğü durumdan, devletin düşürüldüğü durumdan çıkartılması sonucunda bu problemlerin hepsinin bizim kendi bağımsız devletimiz tarafından çok kolay halledilebileceğini düşünüyorum ben. Peki o zaman Sayın Bahçeli'yi bu konuda haklı buluyorsunuz ama AKP iktidarının, Sayın Erdoğan'ın bu konuda izlediği politikalar farklılık gösteriyor tabii. Evet. İşte Brunson'un Türkiye'de yaşadığı süreç. Ben yaşadığım sürece bu bedende, bu can bu bedende olduğu evet, sürece evet, evet. Çıkamayacaktır, gidemeyecektir benzeri bu laflar fakir, etmişti. Bu fakir, evet, evet. bu fakir artık evet. artık zengin olduğu için herhalde gitti Brunson. Yani Brunson hadisesi tamamen başlı başına bir fiyasko, bir facia. Gerçekten bir hukukçu olarak bunu çok çok üzüyor beni. Hakikaten adalet mekanizmasının bu kadar laçkalaşması, bu kadar dışa bağımlı hale gelmesi, önce casus denilen ve 35 yılla yargılanan bir adamın 3 yıl ceza verilip serbest bırakılıp, hatta serbest bırakıldığında gideceğinden, bırakılacağından o kadar emin ki Amerika, evet. uçağı orada Dayı Adnan Menderes Havaalanı'nda hazır etti ve aldılar adamı götürdüler. Götürdükten sonra da biraz sizi rahatlatalım dediler. İşte doların düşmesini sağladılar ama bu şu kaygıyı veriyor. Yani bugün bu rahip gitti diye bu dolar düşüyorsa yarın Amerika ile demek ki biz bir konuda daha ters düştüğümüzde demek ki dolar tekrar yükselecek. Bu düşüşten, bu yükselişten kim nemalanıyor, kim menfaat kazanıyor? Ona bakmak lazım aslında. Yani ekonomimizin bu kadar dışa bağımlı, bu kadar çaresiz halde durması, olması acı verici ülke açısından. Evet. Şimdi yine İYİ Parti'ye döneceğim ben. Az önce
aday isimleriyle ilgili son durumu sormuştum size ama önemli bir görev bırakma olayı da yaşandı. Sayın Ağat Andican, Grup Başkan Vekiliydi İYİ Parti'de, bu görevi bıraktı. Kendisi açıklama yapmadı ama neden bıraktı? Sayın Andican'la ilgili başka bir proje mi vardır yoksa başka bir sıkıntı mı vardır partide? Hiçbir sıkıntı yok. Ağat Hocamız bizim en kıymetli mensuplarımızdan, vekillerimizden birisi. Daha aktif bir, hem mecliste daha aktif bir performans sergilemek için, hem de kendisi İstanbul için de önemli bir isim, İstanbul'daki yerel seçimlerde de daha aktif çalışabilmek için kendi isteğiyle, inisiyatifiyle grup başkanlığı görevini bıraktı. Grup başkanlığı görevi temsili bir görev biliyorsunuz. Yani genel başkanımız milletvekili olmadığı için bu temsili bir görevden daha aktif şekilde çalışmak için kendi isteğiyle hocamız bıraktı. Yoksa başka hiçbir sebebi veya partiyle hiçbir ihtilafı kesinlikle yok. Sorun yok yani. Partimizin en önemli şahsiyetlerinden birisidir kendisi. Evet. Şimdi o zaman ekonomik krizin yerel seçime ne kadar etkisi olacağı döneceğim ama muhakkak ki hani daha isim açıklamadınız ama hedefinizde çok önemli iller vardır İYİ Parti'nin. Nereler buralar? Yani tüm Türkiye deyip yuvarlamayın. Muhakkak ki bütün partiler şimdi, tüm Türkiye için çalışıyor ama özellikle şurayı muhakkak alacağız ya da almalıyız dediğiniz iller nereler? Mersin'i muhakkak alacağız. Manisa'yı muhakkak alacağız. Çok çalışırsak ben inanıyorum ki Türkiye'nin başkenti Ankara'yı da muhakkak alacağız. Ankara konusunda peki Mansur Yavaş isminde mutabık olabilir misiniz? Mansur Yavaş çok saygı duyduğumuz bir şahsiyet. Partimizden aday olması bize şeref verir. Ama şu ana kadar benim bilgim dahilinde bir görüşme yok. Yani rahmetli Süleyman Demirel'in deyimiyle doğmamış bebeğe don biçmiyoruz. Yani ileriki günler ne gösterir? Ama CHP'den aday olursa destek verir misiniz? İşte diyorum ya, yani doğmamış bebeğe don biçmemek lazım. Yani ama bir ismi sıcak olsun, görev anladım. Bizden tabii olursa tabii ki sıcak bakıyoruz. Gene orada bir tırnak içine aldınız. Şimdi Mansur Yavaş ismi çok konuşulduğu ve tartışıldığı için geçen seçimde de biliyorsunuz çok az farkla kaybetmişti. Evet, kazanmıştı aslında. Aslında öyle yani biz de gelen sonuçları CHP Genel Merkezi'ndeydik, kazandı diye verdik ama sonra ne olduysa oldu. Bütün seçimlerde yaşadığımız o makus talihi o seçimde de aşamamıştık, ne olduysa oldu. Tembellik oldu, ben de o şeyin içindeydim, o yani CHP'de değildim ama çok yakındım sandıklara, tembellik oldu. Melih Gökçek ismi telaffuz ediliyor peki, bu zorlar mı sizce İYİ Parti ya da diğer partileri MHP için? Olası yani şimdi paylaşamıyorlar. Melih Gökçek tekrar kıymete bindi ama. Sayın Melih Gökçek açıklama yaptı. Benim partim AK Parti'dir dedi. Şimdi dolayısıyla ben MHP'den aday olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. O da doğmamış bir bebek o anlamda. AK Parti Melih Gökçek'i görevden aldı. Dolayısıyla şu anda bence bu seçimde aktif roldeki bir oyuncu değil Melih Gökçek. Yani çok konuşulacak bir tarafı yok bence o konunun. O Sayın Devlet Bahçeli bizden aday olursa bize şeref katar dedi. Bu Sayın Devlet Bahçeli ile Melih Gökçek arasındaki bir konu. Evet. Yine başka benim de kulislerden duyduğum Sayın Turgut Altınok'un ismi var İYİ Parti için Ankara'ya. Evet tabii Turgut Bey'in kızı bizim genel idare kurulu üyemiz. Dolayısıyla bizim partilimiz ama bugüne kadar Turgut Bey ile ilgili de böyle bir bizim ne başkanlık divanımızda ne kendi aramızda bir konu geçmedi açıkçası. Ama Turgut Bey çok deneyimli, Keçiören'de çok çok sevilen, şahsi oyu da çok çok yüksek olan bir büyüğümüz. Benim büyüğüm öyle söyleyeyim. Dolayısıyla o da bize şeref katar ancak. Ama dediğim gibi bizim adaylık müracaatlı, aday adaylığı müracaatlarımız 1 Aralık'ta başlıyor. 1 Aralık'la 15 Aralık'ta bu aday adaylıkları yapılacağı için o zaman çok daha net resmi görebiliriz. Şimdi bir sürü parametre var. Bir sürü insanın adı geçiyor. Bir rezerv koymamak lazım kimseye o anlamda. Ama tabii yani gruplar arasında şahsi olarak beyin fırtınası yapılıyor. Kesinlikle o yapılmadan nasıl aday tespit edeceksiniz? Mutlaka yapılıyor. Bir sürü isim geçiyor. Ama kesinleşmiş, netleşmiş bir aday yok şu anda. Evet. Alamayacağım anlaşılan sizden. Tek kesin net adaylarımız, 10 tane belediyemiz var. O belediyelerimizin başkanları var. Onlar kesin adaylarımız. Onu söyleyebiliriz kesin olarak. Mevcut olan. Mevcut belediye başkanlarımız, adaylarımız. Nereler yani bunlar? Bir kere daha hatırlatalım isterseniz. Yani Sungurlu var, işte Fethiye var,
Lala Paşa mesela en son katıldı. Bu böyle 10 tane onlar belediyemiz devam var. Edecekler. Peki şimdi ittifaka da girmek istiyorum ben. Resmi olarak bir ittifak kurulması söz konusu değil. Ama işte seçmenlerin profilleri diyelim. Özellikle Türkiye'de siyasetin geldiği son nokta diyelim. Sağ ve sol kavramı artık içini dolduramaz hale geldi. Evet. Çünkü ülke AKP politikaları nedeniyle kutuplaşmış durumda. Dolayısıyla sağ ve solun dışında başka bir tabloyla karşı karşıyayız. Buradan yola çıkarak koşulların getirdiği noktada herhangi bir doğal ittifak yapılması söz konusu olabilir mi? Kesinlikle. O doğal ittifak İYİ Parti'nin üzerinde olmak zorunda. Niye İYİ Parti'nin üzerinde olmak zorunda? İYİ Parti Merkez Partisi. İYİ Parti milliyetçi, muhafazakar, cumhuriyetçi ve demokrat bir parti. Dolayısıyla tüm merkezi kapsıyor. Sağı, solu, her görüşten insanı. Ülkenin cumhuriyet değerlerine saygılı, sahip, ülkesini, milletini, bayrağını seven, herkesi kucaklayan bir parti. Dolayısıyla bir rezerve olmayan parti. Bu da herkesi kucaklar bir hale getiriyor partimizi. Merkez bir partiyiz. Dolayısıyla bu ittifak İYİ Parti adayları üzerinde olacaktır diye düşünüyorum ve inanıyorum ben. Bununla ilgili resmi bir görüşme yapmadınız. Hayır, bununla ilgili bugüne kadar yapılmış bir resmi görüşmemiz yok. Peki şimdi size şunu sormak istiyorum ki bence öyle, bu yerel seçim oldukça farklı bir yerel seçim olacak Türkiye için. Sıradan bir yerel seçim değil. Belki Türkiye'nin kaderini her seçim için böyle diyoruz ama çünkü geride bıraktığımız evet. seçim bir sonrakini çok önemli kılıyor o nedenle. İşte ne oldu 24 Haziran seçimlerinde? Yönetim şeklimiz değişti. Büyük şehirler başta olmak üzere partilerin burada izleyecekleri yol ve kazandıkları belediye başkanlıkları dolayısıyla bir sonraki tabloyu, Türkiye tablosunu da çok etkileyecek. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz parti olarak? Hukuk açısından, ekonomi açısından ve daha birçok alanda tabii. Şimdi parti olarak bir görüş söylemek burada doğru değil ama ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Gerçekten de bu yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerin AK Parti'nin elinden gitmesi iktidarın değişmesi anlamına gelir Türkiye'de. Geçmişe baktığımızda konjonktür bunu gerektirir. Ve bu da İYİ Parti iktidarının geleceğini gösterir. Bunu inanarak söylüyorum. Neden? Artık vatandaş 16 yıllık AK Parti iktidarının zulmünden yılmış durumda. Bakın, biraz önce gelirken benim berberim bana dedi ki, abi ben Bağkurluyum, Bağkur'umu bir gün geciktirdiğim zaman devlet hastanesinde muayene olamıyorum. Bana senet imzalatmaya kalkıyorlar. Ama Suriyeliler kimlik bile göstermeden gidip tedavi oluyor dedi. Yani Türk evladı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Suriyelilerin yanında ikinci sınıf vatandaş haline düşürülmüş durumda. Buna kimse tahammül etmez artık. Yani bıçak kemiğe dayandı diyebiliriz. İşte KHK'lılar geliyor mesela her gün. Onlarca mektup alıyorum ben. Bu insanlar herhangi bir soruşturmaya tabi değiller, herhangi bir kovuşturmaya tabi değiller, yargılanmamışlar, mahkum olmamışlar. Bir KHK ile işlerinden edilmişler, komisyona müracaat etmişler, aylardır, bir yıldır neredeyse dönmeyi bekliyorlar. Bakın, sağlıkçılarla ilgili, doktorlarla ilgili getirilmek istenen torba yasada 5. madde. Yani bu tür durumda hiçbir yargılamaya tabi olmamış, hiçbir soruşturmaya tabi olmamış insanlara diyor ki hükümet, sen SGK ile anlaşmalı olan hiçbir sağlık kuruluşunda çalışamazsın. Açlığa mahkum ediyorlar insanları. Yani bu açlığa mahkum olan insanlar hükümetin, devletin gözünde Suriye'den gelenlerden daha değersiz. Ben Suriye'den gelenler değersiz demiyorum bakın. İnsani yönü ülke ayrı. Önce evet. Eğer siz insan haklarına saygılı, insanların refah içerisinde yaşamalarını isteyen bir hükümetseniz önce kendi vatandaşınızı refah içinde yaşatmak zorundasınız. Önce kendi vatandaşınızı. Kendi vatandaşınızı bir taraftan açlığa mahkum ederken Genel Başkanımız en son grup toplantısında bir çay simit hesabı yaptı. Sayın Tayyip Erdoğan 93'te yaptığı bir konuşmada çay simit hesabı yaparak bir ailenin, 3 öğün, 5 kişilik bir ailenin çay simitle beslenmesi durumunda asgari ücretin karşılamadığını söyleyerek bunların peşinden hala gidecek misiniz diye sormuştu. Şu anda çay simit hesabı yaptığımızda 5 kişilik bir ailenin 1 aylık çay simit gideri asgari ücreti geçiyor. Hala bu vatandaş AK Parti'nin peşinden mi gidecek? Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüyle söyledi Sayın Genel Başkanımız. Dolayısıyla vatandaş bu kadar zor durumdayken, bakın
Fiyatlar öyle bir almış gitmiş ki şimdi şeyde mobilyada işte inşaatçılıkta falan indirimler yaparak krizi söndürmeye çalışıyorlar. Vatandaşın cebinde yangın var. 1 litre süt geçen sene 2.25 iken bu yıl 4.75 olmuş. Kaşar peyniri iki katına çıkmış. A4 kağıt, bakın kağıdı bitirdiler, seka fabrikalarını kapattılar. Geçen yıl 7.75 iken bu yıl 22.25 olmuş. Su ya 19 litre su 5.25 iken 13.50 olmuş. Vatandaş buna daha ne kadar tahammül edecek? Bu yangını ne zaman söndürecekler? Dolar düştü. Elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota, dolara endeksli olarak %100'e yakın zam yapıldı. Hani nerede indirim? Hiçbir indirim yok. Yani dolar düştü, kriz bitti. Yok efendim, kriz falan bitmedi. Kriz en acı şekliyle yaşanmaya devam ediyor. Ya zaten çok derin şeyini yaşayacakmışız. Çok derin yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Dediğimiz gibi doların düşüşü de Amerika'nın inisiyatifine, vicdanına bırakılmış durumda. Dolayısıyla artık bu kriz, bu devlet krizi, bu ekonomik kriz, bu şekilde sürdürülebilirliği yok. Peki ciddi anlamda bu vatandaşın yönelmesine, oylara etki edecek mi sizce yerel seçimde? Kesinlikle yani edecek. Bunu bakın gözlemliyor biz musunuz? 81 vilayeti dolaştık. Tabii ki bir kamuoyu araştırmaları da yaptırıyoruz. AK Parti'nin oyu son derece düşmüş durumda. Ciddi kan kaybetmiş durumda. Bunu geri kazanmak için önümüzdeki günlerde çok ciddi çabaya girecekler. Vatandaş sakın bunlara kanmasın. Çünkü eğer buna kanıp 31 Mart'ta yine bu iktidarın devamına karar verirlerse 1 Nisan'da geçmiş ola. Yani bundan sonra toparlayabilmeleri, refaha ulaşmaları mümkün değil hale gelir. O yüzden dikkat etsinler lütfen. Bu oyunlara gelmesinler, algı operasyonlarına kapılmasınlar ve doğru tercih yaparak artık bu 16 yıllık çürümüş iktidarı kaldırıp atsınlar sırtlarına. Burada tabii biraz da iş muhalefet partilerine düşüyor. Çünkü böyle bir kötü yönetim varsa ve vatandaş da bundan kurtulmak istiyorsa gideceği adresi bilmeli. Evet, gideceği adres İyi Parti. Kesinlikle. Sizin peki bununla ilgili, bu ekonomik krizle ilgili bu yerel seçime dönük programınız var mı? Yani vatandaşla nasıl temas kurmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bakın zaten temas kurmayı düşünmüyoruz. Ciddi temastayız şu anda. Bakın ben 15 gün önce Muş'taydım. Muş'ta havaalanından çıktık. Muş merkeze giderken şeker fabrikası var. Vatandaş pancarlar, römorkların üzerinde onlarca römork bekliyor. Vatandaş oraya yığılmış, merak ettik ve durduk. Vatandaşla orada yaklaşık 1,5 saat sohbet ettik. Bu şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Yok pahasına sattılar. Stratejik önemi olan şekeri gene yurt dışına bağımlı hale getirmek üzereler, hatta getirdiler. Vatandaşın birisi dedi ki biz 3 gündür burada yatıyoruz fabrikanın önünde. Fabrika müdürü bize diyor ki pancarınızı burada çürüteceğinize gidin tarlanızda çürüsün. Tek geçim kaynakları bu. Geçen hafta Rize'deydik. Çay konusunda herkes aynı serzenişte, şikayette bulunuyor. Örneğin bir vampir kelebek dadanmış çaya. Bununla hiçbir mücadele yapmıyorlar. Hiçbir strateji geliştirmiyorlar. Yani ülkede üretimi her geçen gün bitirme operasyonu devam ediyor. Dışa bağımlılık ayyuka çıkartılıyor. Ve dolayısıyla bu ekonomik yangın her gün daha da artıyor. Yani. Bu ekonomik yangının bitirilmesinin yolu öncelikle ülkenin güvenilir bir hale gelmesinden geçiyor. Öncelikle şu damadın bir kere şu maliyenin, hazinenin başından atılması gerekiyor. Enflasyon tahminlerini hiçbir şekilde tutturamıyorlar. %5 olarak öngörülen, hedeflenen enflasyon %25 olmuş. Ya bir garsonu işe alan patron 3 kere bardak kırdığı zaman işine son verir kardeşim. Bu kadar başarısız bir ekonomi yönetimine hala bu ülke niye tahammül ediyor? Niye hala bunlar işin başındalar? Yani enflasyon, gıda enflasyonu %29 olarak açıklanmış. Ya bu vatandaş bu asgari ücretle bunun altından nasıl kalkacak? Yani bu yönetimin bir kere hazine ve maliye yönetiminin ivedilikle değiştirilmesi gerekiyor. Güvenilir ellere, AK Parti iktidarında olsa bile güvenilir ellere teslim edilmesi gerekiyor. Yabancı yatırımcı güvenmiyor, Türkiye'ye gelmiyor. Biz bu ekonomik güvenliği, hukuki güvenliği ülkemizde sağlamadığımız sürece ekonomimizi düzeltmemiz mümkün değil. İyi Parti önce bunu yapacak. Hukuki güvenliği, adaleti sağlayacak ülkede. Bu adaleti sağladığınızda işin %50'sini halletmiş olursunuz. Yani bu kibir ve inkar politikası, Sayın Durmuş Yılmaz'ın tabiriyle söylüyorum, bu kibir ve inkar politikasından vazgeçmedikçe iktidar ekonomiyi düzeltmesi mümkün değil.
Aslında sizin anlattığınız çerçeveden de bakarsak AKP son dönemde yaşadığı seçimlerin en zor koşullarda olanından birine giriyor. Kendi düşeni ağlamaz. Ama artık işte burada partilerin izleyeceği yol haritası da önemli. Siz dediniz ki MHP bizim rakibimiz olamaz. Evet. Rakibimiz AKP dediniz. Aynen öyle. Sayın Bahçeli acaba ne der diye düşünüyorum bir yandan da. Çünkü Sayın Akşener'le zaten uzunca bir süredir devam eden o nahoş durum. Özellikle FETÖ konusunda Sayın Akşener'e yönelttiği suçlamalarla devam etti biliyorsunuz. Bakın daha geçen hafta bizim grubumuz FETÖ'nün siyasi ve ekonomik ayağı araştırılsın diye ikinci kere meclise teklif verdiler. Bu MHP'nin ve AKP'nin oylarıyla reddedildi. Genel başkanımız dedi ki madem bizim teklifimize oy vermiyorsunuz siz getirin biz evet verelim ve bunu sorgulayalım. Ya daha ne desin genel başkanımız veya biz daha ne diyelim? Yani bu FETÖ çamurunu bize hiçbir şekilde bulaştıramazlar. Önce kendi içlerindeki FETÖ'cüleri temizleyecekler. Önce mecliste kendi içlerinde olan FETÖ'cüleri temizleyecekler. Ondan sonra laf söyleme hakları doğar. Dolayısıyla bu tamamen dediğim gibi bize atacak bir çamur bulamadıkları için bu çamuru atmaya çalışıyorlar. Bu çamur kendi üstlerinde kalır. Onlara yapışır, bize yapışmaz. Evet. Sağlık Komisyonu çok gündemdeydi orada yaşananlar, o kavga gürültü biliyorsunuz. Evet, işte evet. Mağdur olanlar. Evet. Ne düşünüyorsunuz 5. maddeyle ilgili? İşte biraz önce söyledim. Yani siz insanları açlığa mahkum ediyorsunuz. Ya adam suç işlediyse savcı kovuşturur, mahkeme yargılar, mahkum olur. Ya da beraat eder. Şimdi savcı kovuşturmamış, mahkeme yargılamamış. Yani bir adama bir suç isnat edilmemiş. Gözünün üstünde kaşın var, akrabanın bilmem kimi bilmem ne yapmış. O zaman ben seni attım denmiş, sokağa atılmış. Ülkenin değeri bunlar. Yıllarca eğitim vermiş devlet bunlara. Doktor olmuşlar, ihtisas yapmışlar, yıllarını vermişler. Bu insanların hakkında kovuşturma, soruşturma varsa yargılarsın, hapse atarsın. Yoksa bu adamları niye işten atıyorsun? Hadi işten attın, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı daha önce demişti ki gitsinler özel sektörde çalışsınlar demişti. Ona da tamam, değil ama ona da tamam. Şimdi bir de diyorsun ki SGK ile anlaşmalı olan hiçbir yerde çalışamaz. Ne yapacak bu insanlar? Ölsün diyor yani. Evet, bu o demek. Yani artık tahammül edilebilir halden çıktı. Bakın tek adam yönetimi bu. Bu demokratik bir yönetim değil. Ben yaptım, oldu yönetimi bu. Meclisin bütün yetkileri ellerinden alınmış. Bir kişi ne derse emredersiniz diyerek oradaki kendi vekilleri ve MHP talimatı uyguluyorlar ve vatandaşı mağdur ediyorlar. Dolayısıyla ama İyi Parti bunun önündeki en büyük engeldir. Olmaya da devam edecektir. Ülkemizin demokratikleşmesi, parlamenter sisteme geri dönmesi için canla başla 24 saat çalışıyoruz ve vatandaşa sözümüz bu. Çalışmaya devam edeceğiz, bizi yıldıramayacaklar ve başaracağız sonunda. Evet, aslında öyle bir tablo oluştu ki sizin de işte saydığınız birçok konu. Artık açlıkla mücadele ediyor evet, yani evet, evet. Vatandaş. Ya, bakın ben şunu diyorum. İnanılmaz bir şey var yani. Şimdi bir bakıyorsunuz bir tarafta bütün partiler tek yumruk olmuş. Birçok ortak noktası var. Karşıda da tam tersini iddia eden ya da evet. Politikası o yönde olan bir parti var. MHP'yi dahil edip etmemek noktasında. Yani 1600 lira asgari ücretle ailesini geçindiren insanlara ekonomi doktorası vermek lazım. Ders vermeleri lazım insanlara. Bir sosyal medyada takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bir vatandaş gene elinde 1600 lira var. Evet. Diyor ki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Gelin bu parayla geçinin size ödül vereceğim. Evet, i̇şte evet. Kira evet. Evim yok diyor. Gerçekten. Kira ödeyeceğim. Gerçekten. Elektriğim, doğalgazım. Çay simi de yetmiyor işte. Evet. Çocuğunu neyle okutacak? Elektriğini, doğalgazını, suyunu neyle ödeyecek? Ev kirasını neyle ödeyecek? Mucize. İnsanlar mucize yaratıyorlar. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanı kendi maaşına %26 zam yapıyor ya. Böyle bir şey olur mu? Yani Sayın Genel Başkanımız dedi ki kendi maaşına yaptın gel şu işçiye memura da yap bunu. Bu %26 zam mı? En azından bir günah çıkar. Yani kendi Cumhurbaşkanlığı bütçesini 700 bin liradan 2,5 milyar liraya çıkartıyor. Yani bu kadar halktan uzak, bu kadar halktan kopuk, sokaktaki vatandaştan kopuk, kendisi tok ama sokaktaki vatandaş aç, bu bilinçten uzak bir yönetimle, yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Yani biz bu vatandaşın derdini her gün gerçekten içimizde yaşıyoruz. Kendi etrafımızda görüyoruz, yaşıyoruz.
Bu sorunun çözümü artık bu çürümüş iktidar tarafından gerçekleştirilecek gibi değil. Çünkü bunlar harama alıştılar maalesef. Harama alıştılar. Bu harama alışanlardan ülkeyi kurtarmak zorundayız. Ve bu seçim de büyük bir fırsat. Bu seçim vatandaşımız için büyük bir fırsat. Umarım doğru tercihte bulunur vatandaş ve yani Anadolu'yu dolaştığımızda doğru tercihte bulunacaklarına dönük umudumuz artıyor. Tespitlerimiz bu yönde. İnşallah 1 Nisan sabahı çok daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Çok teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür Seymen. Ederim. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz bu yolda sağ olun, size. Sağ olun. Tabii Türkiye için her şey. Evet. Sevgili seyirciler, ana haberin sonuna geldik. Yarın akşam yine birlikte olmayı umut ediyoruz. Hepinize mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.